Demir, çinko ve bakır metallerin eşik frekans değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar fotonun elektron sökebilmesi için alkali metallerden en az eşik enerji değerinde bir enerjiyle veya eşit frekansı değerinde bir frekansla veya eşik dalga boyu değerinde bir dalga boyuyla gelmesi gerekiyor. O halde baktığımızda bir foton enerjisi h çarpı nü ile bulunuyordu. O halde biz h çarpı f veya h çarpı nü dediğimizde eşik frekansında h çarpı F0 veya arkadaşlar dalga boyu cinsinden HC bölü lambda 0 şeklinde bulabiliyoruz. O halde enerji ile frekans doğru orantılı, dalga boyu ile ters orantılı. Şimdi demek ki buradan elektron sökebilmesi için en az eşik frekansında veya eşik dalga boyunda veya eşik enerjisinde bir enerjiyle gelecek. Burada tabii eşik frekansını söylediği için frekanslara bakıp yorum yapacağız. 1. Çinkonun eşik enerjisi demin büyüktür. Evet Çinko'ya baktığımızda arkadaşlar eşik frekansı büyük olduğundan dolayı frekansla enerji doğru orantılı olduğu için Çinko'nun eşik enerjisi demin ikisinden büyüktür. Doğrudur. Bakırın eşik dalga boyu Çinko'nun ikisinden büyüktür. Bakırın eşik frekansı Çinko'nun ikisinden büyükse frekansla dalga boyu ters orantılı olduğu için tam tersi Yani bakırın dalga boyunun eşik dalga boyunun küçük olması gerekiyor. Burada büyüktür demiş yanlış. 1,053 10 üzeri 25 frekanslı ışık demetine ait fotonlar bakır levhadan elektron sökebilir. Şimdi bakın buradaki eşik frekansımızın değerinin altında bir değer. Yani demek ki şu arada bir değer olduğu için bu 1,04 ile işte 1,134 ile arada bir değer olduğu için arkadaşlar eşik frekansın altında bir değer olduğundan dolayı Bakırdan elektron sökemez. Çinkodan ve demirden sökebilir ama bakırdan sökemez. Buradan bakırdan, bakır levhadan elektron sökebilir dediği için bu da yanlış cevap. Yalnız bir yani A seçeneği doğru olmalı arkadaşlar. Şekildeki fotosel devrenin katotuna düşünen sarı renkli ışın demeti devrede fotoelektrik akım meydana getirememektedir. Buna göre devrede akım meydana gelmesi için işlemlerin hangileri yapılabilir? Arkadaşlar fotosel lambamıza baktığımızda bir üreteç bağlanmış, üreteç ters bağlanmış. Neden? Çünkü ışığın düştüğü katot yüzeye artı kutbu denk gelirse üretecin, o burasına da eksi dediğimizde oluşan elektrik alan sökülen elektronların diğer tarafa gitmesini engeller. Geri doğru çektiği için bu artı yükler veya eksi yükler ittiği için diğer tarafa ulaşmasını engeller. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Demek ki ben diğer tarafa gitmesini sağlamak için e, buradaki üretici ters çevirebilirim. Üreticinin gerilimini düşürebilirim. Foton enerjisini artırabilirim. Vesaire gibi işlemler yapabilirim. Bakalım hangilerini soruyor. Bir, üreticinin gerilimi azaltmak. Evet, üreticinin gerilimini azaltırsak bu, burada sökülen elektronların diğer tarafa gitmesini e, durdurmaya çalışan bu artı levhamız arkadaşlar geri çekmeyen levhamız daha az miktarda çekerse elektronlarımızın diğer tarafa ulaşma ihtimali var. Olabilir dediği için evet bu olabilir. Işığın şiddetini artırmak. Şiddet arkadaşlar sayı demek. Sayısının artması yani 10 foton yerine 100 foton gönderdiğinizde sonuçta aynı renkte yani sarı renkte gönderiyorsunuz. Enerji değişmiyor. Enerji değişmediği için arkadaşlar o zaman aynı işlem yine geçerli olmuş olacak. Yine diğer tarafa ulaşamayacaklar. Çünkü bizim diğer tarafa ulaşmamız için enerjimizin artması lazım. Işığın şiddetini artırmak bunu etkileyen bir faktör değil. 3. Katoda sarı yerine mavi renkli ışık düşürmek. Şimdi kırmızı turuncu, sarı yeşil, mavi, lacivert, mor şeklinde kırmızı turuncu, sarı yeşil, mavi, lacivert, mor şeklindeki renkleri düşündüğümüzde yukarıdan aşağı doğru enerji ve frekans artıyor. Yani mavinin arkadaşlar enerjisi daha büyük. Mavinin enerjisi daha büyükse demek ki burada sarı yerine mavi kullandığımızda daha büyük foton ener daha büyük enerjili foton gönderdiğimiz için o da fazla miktarda e, bağlandıktan sonra arkadaşlar enerjisini elektron aktaracağı için elektronla o kinetik enerjiyle daha büyük bir kinetik enerjiyle diğer tarafa gitme ihtimali var. Var. Ondan dolayı da üçüncüsü olabilir. Yani 1 ve 3 olabilir. Yapılabilir diye sorduğu için 3 ile 1 de yapılabilir arkadaşlar. Cevap C seçeneğidir. Bir fotoelektrik devrede kopan elektronların maksimum kinetik enerjilerinin frekansa bağlı değişim grafiği şekildeki bilir. Buna göre devrede eşik enerjisi daha büyük bir metal kullanılırsa alfa ve F niceliklerin değişimi için ne söylenebilir? Arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Eşik enerjisi daha büyük bir metal kullanmış oluyoruz. Şuradaki enerji bağlanma veya eşik enerjisiydi. Daha büyük olan bir malzeme, metal kullanırsak ne olacak arkadaşlar? Bağlanma enerjisi de artacak. Yani grafiğimiz şu şekilde bir grafik olacak arkadaşlar. Bağlanma enerjisini artırdık ve buradan bağlanma enerjisi değeri artınca haliyle eşik frekansı yani bağlanma frekansı dediğimiz frekans da artmış oldu. Yani f bir kere artar arkadaşlar. Gelelim alfaya. Alfa burada eğimden yararlandığımıza karşı bölü komşu ifadesinden eğim eşittir tanjant alfa. O da karşı bölü komşu. Karşımız enerji sütunu komşumuz frekans. Yani enerjiyi frekansa böldüğümüzde h nü veya hf dediğimizde buna f'e bölersek karşımıza o plank sabiti çıkar. Yani bu tarz grafiklerin eğimleri Planck sabitini verdiği için Planck sabiti sabit bir sayı değişmeyeceği için buradaki bütün metaller için bu grafiği çizdiğimizde hepsinin grafiğin eğimi alfadır. Alfa değişmez. Alfa arkadaşlar eğim Planck sabitini verdiği için hep sabit. Bu tür bir grafikte hep alfa aynı değerdir. Cevabımız bundan dolayı B seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Bir fotoelektrik olayında X ve Y metallerinden kopan elektronların maksimum kinetik enerjilerin ışığın frekansına bağlı değişim grafiği şekildeki bilir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar şimdi burada grafiğin devamını çizdiğimizde bakın şöyle devam ettirirsek X'in şuradaki eşik enerjisi yani bağlanma enerjisi oluyor. Y'nin ikisi de yine burada E'ye eşittir bunun bağlanma enerjisi. Şuradaki açılarımız eğim açılarımız eğim tanjant alfadan plank sabitini vereceği için eğim açılarımız bunların aynı. Şimdi grafikte ne elde ettik? X'in eşik enerjisinin yani bağlanma enerjisinin y x'ten küçük olduğunu anladık. Buna göre bir, x metalinden elektron koparabilen ışık demeti y'den de elektron koparabilir. Ve kesinlikle diyor soruyor. Olabilir. Kesinlikle biraz tezat olmuş ama olsun. Şimdi x'in üzerinde bir enerjiyle gelirsek elektron koparabilen ışık demeti dediği için e x değerinde yani Foton enerjisi, buradaki eşik enerjisini eşitse elektron koparabilir. Yani E değerinde ve üstündeki değerde değerde koparabiliyor. E EY'den bu küçük de olabilir. E küçük de olabilir. Bu eşit de olabilir. Belki büyük de olabilir. Yani ihtimaller dahilinde arkadaşlar, kesinlikle diye sorduğu için koparabilir ifadesi, o zaman burada yanlış oldu. Kesinlikle ifadesinin yanında yanlış oldu. Demek ki bu yanlış bir bilgi. X metalinden elektron koparamayan ışık demeti. Şimdi X'ten koparamıyorsak eşik enerjisinden daha düşük bir enerjiyle gelmiş foton. Hmm, o zaman Y'den hiç koparamaz. Çünkü Y'nin eşik enerjisi yani bağlanma enerjisi daha büyük. Y'den de elektron koparamaz. Doğrudur. X metalinden mavi ışığın kopardığı elektronların kinetik enerjisi. Y metalinden kırmızı ışığın kopardığı elektronların kinetik enerjisinden fazladır. Arkadaşlar şimdi Mavi, X'e ne gönderiyoruz? Mavi. Yani enerjisi büyük olan. Şimdi enerji korunum bağımsızını yazdığımızda foton enerjisi bağlanma enerjisi artı kinetik enerji şeklinde yazılacak. Şimdi o zaman kendimiz kafamızdan şöyle bir değer verelim. X'in eşik enerjisine E diyelim. E. Y'nin eşik enerjisine 2E diyelim. 2E. Artı. Şimdi gelelim. X'in hangi renkte aydınlatıldığından bahsedilmiş? Mavi ışıkta. O zaman mavinin enerjisi mavi ile diğeri sarının enerjisi E sarı yazalım. Ve kinetik enerjileri kıyaslamamız isteniliyor. E K X E K Y diyelim. E K y. Şimdi arkadaşlar yorum yaptığımızda bakın burada. Bir kere bağlanma enerjisi y'nin daha fazla. Mavinin enerjisi de sarının enerjisinden daha büyük olduğu için bir kere burası buradan fazla olacak. Buradan fazla. Hemen kafamdan sayısal bir değer atıyorum arkadaşlar. Şimdi şurada 2E olduğu için elektron kopardığımızı düşündüğümüzden dolayı buraya 2E'den büyük bir değer vereyim. Mesela 3E diyelim arkadaşlar. Buna 3E dediğimde e bu da ondan küçük olacak. Mesela 2E diyelim veya 2.5E diyelim ki kinetik enerjisi olsun. Yani o zaman ne çıkıyor arkadaşlar karşımıza? Bakın demek ki bu yarım E ise bunun da 2 olduğunu görüyoruz. Yani x'in kinetik enerjisinin y'den daha büyük olması gerekiyor. Hem bağlanması küçük hem de gelen mavi ışık olduğu için foton enerjisi büyük. Demek ki bu foton enerjisi hem büyük olduğu için hem de bağlanmada az harcayacağı için x'in kinetiği y'den kesinlikle büyüktür arkadaşlar. O halde doğru mudur? Doğrudur. Cevabımız bundan dolayı e seçeneği olmalı. Bir fotoelektrik olayı deneyinde oluşan akımın şiddetinin gerilime bağlı değişim grafiği şekildeki kibidir. Buna göre işlemlerin hangilerinin sonucunda devrede oluşan akım şiddeti artar? 1. Devredeki doğru gerilimin 1.5 volt'tan 3 volta çıkarılması. Şimdi doğru gerilim üreticinin düz bağlandığı fotosel lambaya düz bağlandığı durumdur. O zaman bakın 1 volt'tayken akımımız şu. 2 volt 1.5 volt'tayken akımımız da bu. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Akım maksimum akıma kadar gerilimde artıyor. O halde birinci ifademiz doğru. Devirdeki doğru gerilimi 3 volttan 5 volta çıkarmak. Zaten 3 volttayken maksimum akıma ulaşmışız arkadaşlar. Yani doyma gerilimi bu. E sen şimdi bunu 5 volt yaptığında artık bundan sonra sökülen elektronların tamamı diğer levhoya ulaştığı için 5 volta çıkarman hiçbir şeyi etkilemeyecek. Yani maksimum akım değişmeyeceği için. Ondan dolayı cevap arkadaşlar bu yanlış. Burada akım değişmez. Devredeki ters gerilimin 1 volttan 2 volta çıkarılması. Şimdi 1 volttayken arkadaşlar akım hop, burada belli bir değer taşıyor. Ama 2 volta çıkarılması yani üreticinin ters bağlanmasında ne oluyor? Akım sıfırlanıyor. Yani akımı kesmiş oluyoruz. Kestiğimiz için de akım azaldığı için burada artarı sormuş. Bu da tam tersi olduğundan dolayı olmaz. Cevabımız yalnız bir yani A seçeneği doğrudur deriz. Bir metal yüzeyine düşürülen ışık tarafından yüzeyden koparılan elektronların kinetik enerjilerin fotonların frekansına bağlı değişim grafiği aşağıdaki gibidir. Bu metal yüzeye düşürülen 3F frekanslı ışık demetine ait fotonların enerjisi kaç elektron volttur diye sorulmuş. Arkadaşlar biz foton enerjisini nasıl buluyoruz? E foton eşittir. Fotoelektrik olayında E bağlanma veya E eşik artı E kinetik şeklinde buluyoruz. O zaman ben burada bağlanma enerjisini ve kinetik enerjiyi bulacağım. 3F frekansındaki kinetik enerji zaten verilmiş. Bu 3 belli. Şimdi diğerini bulacağım. Bağlanma enerjisi de buradan bulunuyordu arkadaşlar. E bağlanmayı nasıl bulacağız? Bakın burada bir kelebek var. Şöyle şu kelebeği düşünelim. Geometri oran orantı mantığını uygulayacağız. Buraya 1 F0 buraya da 2 F0 dediğimizde 1'e 2 bir oran var. O zaman buranın da 1'e 2 oran olması için burası 3 ise burası onun yarısı yani 1,5 olması lazım. Demek ki burası 1,5. Ee, elektron voltluk bir enerjisi var. O zaman değerleri yerine yazıyorum. Eşik enerjisini yani bağlanma enerjisini bir buçuk bulduk. Benzerlikten. Kinetik enerjinin de 3F frekansındayken 3 elektron volt olduğunu zaten orada grafikte kendisi verilmiş. Yani toplamda 4.5 elektron voltluk bir enerjiye sahip olacak fotonumuz. Cevap bundan dolayı D seçeneğidir diyeceğiz. Şekildeki fotosel devride katot yüzeyi sarı renk ışık yayan noktasal ışık kaynağı ile aydınlatıldığında ampermetrenin gösterdiği değer I0 oluyor. Buna göre I0 akımını artırmak için işlemlerin hangi tek başına yapılabilir? I0 arkadaşlar üreteç kullanmadan devrede oluşan akıma diyoruz. Şu an sarı renkli ışık kaynağıyla katot yüzeye fotonlar geliyor. Fotonlar elektron söküp bunlar eğer belli bir kinetik enerjisine sahip olursa diğer anot devhaya ulaşıyorlar. Oluşan potansiyel farktan dolayı bir akım ve bu akım sayesinde devrede ampermetre bir değeri gösteriyor. Şimdi buna göre i0'ı artırmak istiyoruz. Bir kaynağı katot yüzeyine yaklaştırmak. Kaynağı yaklaştırdığımız arkadaşlar bu yüzeye düşen ışık tanecikleri sayısında artış meydana gelir. Yani daha çok foton yüzeye çarpar, daha çok yüzeye çarpması, daha çok elektron sökmesi. Çünkü her bir foton bir elektron söküyor. O zaman çok foton gelirse çok elektron söker. Çok elektron diğer tarafa ulaştığında da bu sefer çok elektronun hareketiyle çok akım oluşur. Yani o zaman bir doğru. Akımı artırırız. 2. Katot yüzeyini büyütmek. Şimdi yüzeyi büyüttüğümüzde ne olacak arkadaşlar? Daha fazla katot yüzeye foton gelmiş olacak. O zaman fotonun çok olması, çok elektron sökmesi, çok elektron da anota çok ulaşma ihtimalini artıracak ve buradan da çok fazla miktarda elektron hareket için akım artmış olacak. Bu da artırdı. Bağlanma enerjisi daha küçük metal kullanmak. Yani eşik enerji veya bağlanma enerjisi burada küçük olursa elektron ne yapar? Daha büyük bir kinetik enerjiyle buradan saçılır. Daha büyük bir kinetik enerjiyle saçılması arkadaşlar buraya anot levhaya ulaşma ihtimalini artırır. İhtimal artınca daha çok elektronun buraya gelmesi, daha çok devrede akımın oluşmasını sağlar. Yani hepsi arkadaşlar burada akımı artıracak etkidir. Cevap bundan dolayı E seçeneği olmalı. Aynı fotoselin katoduna düşülen K'ya ışın demetlerinin oluşturduğu fotoelektrik akım şiddetinin gerilime bağlı değişim grafiği şekildeki bilir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar böyle bir grafiğe baktığımızda gerilim sütunuyla enerjiye, akım sütunuyla da ışık tanecikleri sayısı yani ışık şiddetine ulaşmış oluruz. O zaman K'ya baktığımızda K'nın ışık şiddeti maksimum akım fazla olduğu için Leninx'den fazla olacak. Işık şiddetini I ile gösterdiğimiz için I K'nın... Ö, daha büyük olduğunu söyleriz. Gelelim şimdi kesme gelimden arkadaşlar. Gelin bir enerji olduğu için enerji bağlantısından yararlanacağız. Ve kesme gerilimi nerede kullanıyorduk? Foton enerjisi eşittir. E bağlanma artı E çarpı ve kesmede kullanıyoruz. Şimdi aynı fotoselin katotuna düşürüldüğü dediği için fotoselin eşik enerjisi aynı. Bağlanma enerjisi aynı. O zaman bağlanma enerjisi aynı iken kesme gerilim büyük olanın foton enerjisi de büyük olacak. Hangisinin kesmesi daha fazla? K'nın. O zaman K'nın enerjisinin L'den daha büyük olduğunu söyleriz. K'nın enerjisi L'den büyükse frekansı da enerjiyle doğru orantılı olduğu için K'nın frekansı L'nx'den büyüktür. Ama dalga boyuyla frekans ters orantılı olduğu için dalga boyu L'nx'den küçüktür. Buna göre bir. K ışın demetinin katot yüzeyinde oluşturduğu ışık akısı Lnx'den büyüktür. Evet daha fazla miktarda foton gelmesi, gelmesi ışık tanecikleri sayısının çok olması e, burada ışık akısının daha büyük olduğunu bize gösterecek. 2. Üreteçsiz fotosel devrede K ve L ışın demetlerinin oluşturduğu akım şiddetleri eşittir. Arkadaşlar üreteç olmadan elde edilen akıma I0 diyoruz. I0'a baktığımızda burada K'nın I0'ı x'inden fazla yani gerilimin sıfır olduğu durumda K'nın I0 Leninx'den fazla. Burada eşit demiş. Yanlış. Grafiği okuduğumuzda yanlış olduğunu söyleriz. 3. K ışık demetine ait fotonların enerjisi. L ışık demetine ait fotonların enerjisinden büyüktür. Hem enerjisi büyüktür hem frekansı büyüktür ve dalga boyları da küçüktür demiştik. Yani bu da doğru çıktı. Cevap 1 ve 3 yani C seçeneği doğru olmalı. Aynı fotosel devrinin katotuna düşünen KLM ışın demetlerinin oluşturduğu maksimum fotoelektrik akım şiddeti ve kesme potansiyel fark değerleri aşağıdaki tablodaki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. KLM ışın demetlerinin katot yüzeylerinde oluşturdukları ışık akıları arasındaki ilişki K büyük LM eşitlemiş. Şimdi buradaki arkadaşlar ışık akısı tamamen buradaki akımla alakalı mantık. Yani akısı fazla olursa gelen foton sayısı fazla olursa fazla miktarda elektron söker. Fazla elektron da fazla akım oluşturur devrede. O zaman devredeki akıma bakacağız. Akıma baktığımızda K'nın akımı fazla olduğu için ne olacak? K'ya gelen ışık tanecikleri sayısı sayısı fazla. Yani akısı fazla olmuş olacak. K'nın akısı fazla. L'lemenin e, akımları aynı olduğu için akıları da eşit olacak. Yani birinci yargımız doğrudur. 2. K'lı ışın demetlerine ait fotonların enerjiler arasındaki ilişki LK'dan büyüktür. Arkadaşlar enerji kesme gerilim potansiyelinden yararlanıp bulduğumuz yani enerjiden yararlanıp bulduğumuz bir bilgidir. Yani burada enerjiye bakıp akımlar arasında bir ilişki kuramazsınız veya akımlara bakıp enerjiler arasında ilişki kuramazsınız. O zaman ne yapacağız? Kesme potansiyeline bakacağız. E, Foton enerjisi E bağlanma artı E çarpı V kesmeydi. O zaman aynı fotosel'e gönderdiğimiz için bağlanma enerjileri aynı. Kesmesi büyük olanın foton enerjisi büyüktür. Yani o zaman foton enerjisi en büyük olan bu. Mesela 3E diyelim. Sonra arkadaşlar 2E buna diyelim. E de buna diyelim. Demek ki L'nin enerjisi K'nın ikisinden büyük mü? Evet L'nin enerjisi K'nın ikisinden büyük doğrudur. K ve M ışın demetlerinin dalga boyu arasındaki ilişki Lambda M lambda K'dan büyük. Enerji ile dalga boyu nasıl orantılı arkadaşlar? H, c bölü Lambda'dan dolayı enerji ile dalga boyu ters orantılı. O zaman enerjisi büyük olanın dalga boyu küçük olacak. O halde arkadaşlar M ve K'ya baktığımızda M'nin enerjisi küçük, değil mi? O zaman dalga boyu daha büyük olacak. Demek ki M'nin dalga boyu ikisinden daha büyük. Yani bu ifademiz de doğru çıktı. Cevap bundan dolayı 1 2 3 yani E seçeneği doğru cevap olmalı.